Bu kadar çok hasta olmamızın sebebi nedir? Evet aslında sormamız gereken temel soru bu. Niye bu kadar çok hasta oluyoruz? Niye bu kadar çok insan hasta? Niye hasta sayısı artıyor ve niye olmayacak hastalıkları olmayacak yaşlarda görüyoruz? Bununla ilgili size bir, sürü şey söylerler. Derler ki işte dünya değişti, işte mikroplar şöyle oldu, o oldu, bu oldu. En çok da ne derler? Çevre kirliliği derler. Çevre kirliliği hastalıkları artırdı. Çevre kirliliği deyince insanların aklına hep sanayi gelir, sanayi atıkları gelir. Ama asıl zehirler soframızda. Beslenmemiz değişti, tohum değişti. Şifa sofrada olduğu gibi e, zarar da, zehir de sofrada. Nitekim baktığınız zaman biz her birimiz her gün beslenmek için vücudumuza 3 ila 5 kilo yabancı madde alıyoruz. Gıda, içecek. Bunların içinde ne var? Bunlar olmadan yaşayamayız. Hiçbirimiz gıda almadan, beslenmeden ya da su içmeden yaşayamayız, ölürüz. Ama yediğimiz bu gıdaların içinde ne var? Bizim için faydalı şeyler mi, zararlı şeyler mi var? Kendine modern tıp diyen ekol ki bana göre tıbbın moderni, alternatif falan olmaz bilim tektir. Çeşitli uygulama metotları vardır. Ama kendi modern tıp diyen ekol bugün maalesef beslenmeyle hiç uğraşmıyor beslenmeyi, protein, yağ, karbonhidrat ve kalori döngüsünü indir diyor. Zayıflama ve şişleme anlamayla alakalı bir şey olarak düşünüyor ve beslenme deyince de direkt diyetisyenlere havale ediyor. Bugün tüm dünyada modern tıp ekolü beslenmeye sadece protein, yağ, karbonhidrat ve kalori ekseninden bakıyor. Hatta o kadar ileri gidiyorlar ki bugün gastroenteroloji hastalarını yani mide bağırsak hastalıklarını bile tedavi ederken sadece ve sadece ilaç veriyorlar. Hastalar ülseratif kolit oluyor, bağırsakların tamamını alıyorlar ama o ameliyatı yapana kadar bir sürü ilaç verdikler hastaya. Sadece şunu ye bunu yeme demiyorlar. Oysa en önemli şey hastalıkların artmasının altındaki en önemli sebep beslenmenin bozulması. Beslenmenin bozulmasının da öncesine bakarsanız tohumun gıdanın bozulması.